Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyanın neresinde, Türkiye ile ilgili haber varsa hepsi bu videoda. İlk olarak Afrika, İsrail, Türkiye neler oluyor? Afrika, Çad, İsrail ile normalleşme adımları kapsamında 47 yıl aradan sonra diyelim büyükelçiliğini tekrardan açıyor. Çad başkanı İsrail 2 günlük resmi ziyaret yaptı. Bu kapsamda, bu ziyaret kapsamında Çad'ın İsrail'de büyükelçiliğini tekrardan aktif edeceği duyuruldu. Şimdi sevgili dostlar biliyorsunuz Çat Müslüman bir ülke. Arkada İsrail Başbakanı tekrardan gelen Netanyahu, Binyamin Netanyahu ve yanında Çat Başkanı İdris Debi. Afrika'da darbeler çatta darbeler. Türkiye'nin ilişkileri çatta devam ediyor. Türkiye'nin ilişkileri Afrika'yla devam ediyor. Ama geniş çerçevede şu var sevgili dostlar. Arap ülkeleri. Baye, Suud o bu. Afrika'da bu İslamiyet üzerinden ilişkileri vardı. Hani Çat Arap ülkeleriyle geniş bir adımı vardı. E şimdi Arap ülkeleri, Arap yarımadasındaki ülkeler İsrail ile normalleşiyor. Maalesef Çat, maalesef diğer ülkeler istese de istemese de ekonomik anlamda zor günler geçiriyorlar. Zor aylar, yıllar geçiriyorlar. E şimdi paranın başı maalesef İsrail. Dünyada Yahudiler paranın başında oturuyor. Bunun için bu ülkelerde İsrail normalleşiyor ama şu var. Tam bir duyuru gelmedi. Şimdi Çat yeni bir büyükelçiliğini Tel Aviv'de mi açacak yoksa Kudüs'te mi açacak? Burası kritik. Çünkü İsrail şuna bastırıyor. Özellikle Netanyahu hükümeti Kudüs'te açılmasına bastırıyor. Kudüs'te açılsın ki büyük elçilikler İsrail'in Kudüs hayalleri, İsrail'in mescid Aksa hayalleri hayata geçsin. Orayı komple komple yutsun. Kudüs elçilik açan ülkelerde İsrail'e ses çıkarmasın. Bu planlanılıyor, bu düşünülüyor. Bakalım Çat elçiliği nerede açacak? Şimdi Türkiye-İsrail normalleşmesi de devam ediyor. Bizim elçiliğimiz Tel Aviv'de ve Türkiye. Bizler Kudüs davamız var. Bizlerin Mescid-i Aksa davamız var. Bu olaylar silsilesinde Müslüman dünyasının da Kudüs'e bakış açısını değiştirmemesi gerektiğini Türkiye en baştan beri söylüyor. Sadece Müslüman dünyası mı? Hayır. Hristiyan dünyasının da Kudüs'te İsrail'e karşı attığı adımlar var. Türkiye bu dengeyi sağlıyor. Ta Osmanlı zamanından beri bu denge sağlanıyor. Türkiye bu noktada hem askeri teknoloji alanlarında hem ekonomi alanında her türlü alanda gücümüzü daha da arttırmalıyız ki bizimle beraber yürüyen dost ve kardeş ülkeler ve yanında yürüyen diğer ülkeler güçlü olsunlar. Hani bizim dostlarımız, kardeşlerimiz belli de bizim diğer sağımıza solumuza biraz daha uzakta yürüyenler her an rota değişebiliyorlar. Maalesef. Elbet ama elbet Kudüs, elbet ama elbet Mescid-i Aksa tekrardan anlışanlı bayrağımız dalgalanacaktır inşallah. Geçiyorum Güney Azerbaycan. Güney Azerbaycan'da biliyorsunuz Urmiye kenti civarında deprem yaşanmıştı. Bu depremin üzerinden günler geçti ve İran zalim Pers yönetimi oraya bir türlü sağlık ekiplerinin gitmesine, yardım gitmesine, yiyecek içecek yardımının gitmesine engel oluyor. En son size anlatmıştım. Türk Kızılayı oraya yardım teklifi götürdü ama İran yönetimi, Pers yönetimi buna izin vermediydi. İran Kızılayı, "Hayır, Türk Kızılayı'nın yardımını, yardımını istemiyoruz." dediydi. Ama kendisi de Urmiye, Güney Azerbaycan'da bulunan kardeşlerimize yardım etmiyor. Orada yaşanan deprem, insanlar karda, kışta, kıyamette, soğukta kaldılar. Kimisi çadır buluyor, uyduruk kaydırık olsun, kimisi çadır dahi bulamıyor maalesef. Şimdi Güney Azerbaycan'daki iş adamları Güney Azerbaycan'daki ön planda işte sanatçısı onlar bunlar bir araya geldiler ve Urmiye kentine yardım malzemeleri gönderiyor. Depremin yaşadığı bölgeye yardım malzemeleri gönderiyor. Yani yine bizim elimizden biz tutuyoruz. Artık Güney Azerbaycan devleti kurulacaktır. Bu onun bir göstergesidir. Çünkü İran yönetimi Güney Azerbaycan'ı iyiden iyiye ayırdı. Oraya hiçbir şekilde yardım yapmıyor. Ne haliniz varsa görün diyor. Yok olup Girin diyor. İrandaki Türk kardeşlerimize selam olsun. Yeni devletiniz hayırlı uğurlu olsun. Elbet ama elbet Güney Azerbaycan devleti ilan edilecektir. Pers vaktin sayılı. Geçiyorum Arnavutluk'ta. Arnavutluk'ta bir kişi Türk bayrağını yere attı diye tutuklandı ve hapis atıldı. Evet sevgili dostlar bu haberi bana Arnavutluk'taki bir kardeşimiz gönderdi. Şimdi Arnavutluk'taki yaşanan olayla ilgili bir video var. Ben sizlere bunun cif hareketli cif resmini gösteriyorum arkada. Plajda sahilde Türk bayrağı asılı, Kosova bayrağı asılı, Arnavutluk bayrağı asılı ve gidiyor zıngırdan biri Türk bayrağını yerinden söküp gidip denizin içine atıyor, yere atıyor. Bunun ardından Arnavutluk polisi bu bayrağı kimin attığını video kayıtlarına inceliyor ve gidiyor o adamı tutuklayıp hapse atıyor. Halkı kin ve nefrete ve nifaka sokma, kamu düzenini bozma yasası kapsamında hapiste şimdi Örde gün sayıyor. Helal olsun mutlu. Balkanlar bizimle beraber Arnavutluk'ta Türk bayrağı uzanan eller ahanda böyle kırılıyor. Türk devletinin gücü Arnavutluk'ta o zaman bir ve beraber devam. Kuzey Kore, Füzelerin Efendisi Kim Jong farklı bir çalışma içinde özel olarak eğitilen, yetiştirilen devlet tarafından desteklenen hackerlar. Dünyanın neresinde bitcoin var, o var, bu var onları hackleyip dijital paraları hackleyip Kuzey Kore'nin kasalarına atıyor. Vay dıngıla vay ula şunlara bak. Bakın bu iş öyle büyük ki. Sadece geçen sene 2022 yılında 1.7 milyar dolarlık kripto parayı çaldı Kuzey Koreli hackerlar. Hani 2022 yılında dünyada çalınan kripto para oranı 3.5 milyar dolar. Bunun sadece ama sadece 1.7 milyar dolarını yani neredeyse yarıya yakınını %50'sini Kuzey Koreli hackerlar halletti. E füzelerin Efendisi'ne füzeleri desteklemek için para lazım. Ne yapıyor? Zaten bu kripto para oradan buradan gelen büyük paraların bir çoğunluğu garanlık para olarak biliniyor. Hani normal masum vatandaşlar da orada para yatırıyor ama Aman o işlere girmeyin diyeyim bak Kuzey Kore durmuyor paralar çalınıyor. Füzelere biraz daha kaynak Kim Yong ekibi sağlam kurmuş demek ki hackerlar çalışıyor. Fransa Fransız siyasetçi Fransız Başkan Macron'u köpeğe benzetti. <laughs> e yok ben demiyorum. Bunu Fransız Vatanseverler Hareketi'nin lideri söylüyor. Fransa, Macron, Avrupa'nın kucağına oturmuş, Avrupa'nın emriyle hareket eden bir köpektir. Adeta süs köpeğidir dedi. Vay 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 vay. Peki bu açıklama niye yapıyor? Ukrayna Rusya savaşı. Macron Ukrayna'ya savaş yette verebiliriz açıklamasından sonra bu açıklama geliyor. Ne diyor bu Fransız siyasetçi? Fransa ve Almanya Zelenski'nin taleplerini böyle kısmi karşılıyor. Hani tank istiyor, uçak istiyor, onu istiyor, bunu istiyor, jet falan. Onlar vermiyor ama sana ne oluyor ey Macron? Fransa'nın savaş jetlerini kalkıp Ukrayna'ya vereceksin, Zelenski'ye vereceksin. NATO'nun kucağında Ursula von der Leyen var. Biliyorsunuz koltuksuz Ursula diyorum ben ona. Avrupa Komisyonu Başkanı. Onun kucağında sen uysal bir köpek misin? Fransa, ula yiyin birbirinizi. Güzel oluyor. Devam. Almanya. Almanya'dan Libya'da devşik bir adım. Tırt. Mi? Alman büyükelçi Libya'da Hafter tarafını Hafter ziyaret etti. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Neymiş efendim? Libya'da siyasi çözümü destekleme adına ziyaretlerde bulunuyormuş. Aha bu Almanya'nın Hansı. Şimdi burada sevgili dostlar esasen Almanya, Fransa, Avrupa bu zangoşlar diyarı Hafter'i meşrulaştırmaya çalışıyor. Darbeci Hafter'i destekliyorlar. Niye? Çünkü Türkiye'ye karşı kim varsa her daim bunlar onları destekliyorlar. Aha da Libya'da da desteklemeye devam ediyorlar. Türkiye biliyorsunuz Libya'nın meşru hükümeti Trablus hükümetini destekliyoruz. Ve Başbakan Abdülhamit Dibeybe Türkiye ile en son ikinci bir antlaşmaya imza atmıştı. Her daim dediğim gibi petrol ve gaz antlaşması bu Avrupa'nın hiç ama hiç hoşuna gitmedi. Çünkü o kadar destek verdiler, o kadar besledikleri Hafter Porsu bir halt yapamadı ve Türkiye geldi Libya'da yine. Bu defa çok daha güçlü bir antlaşmaya imza attı. Alayının şekli kaçtı. ne oluyor? Türkler durduramıyoruz. Lan durduramazsınız. Durduramayacaksınız. Evel Türkiye'yi durduramayan, Türk savaş gemilerini durduramayan, Türk ordusunu durduramayan Libya'da her türlü adımı atan Türkiye'ye karşı bu defa Avrupa şöyle farklı bir yol izleyelim bakalım ne olacak modunda. <laughs> ne olacak? Vakti ve saati geldiğinde o çok güvendiğiniz, beslediğiniz halter, hafterin şalterini kapatacak elbet. Sadece vaktini bekliyoruz canım. Almanya devam ediyorum. Almanya, Libya'da orada burada karşımıza çıkmak için böyle girişimler, küçük küçük girişimler yapıyor ama ula Alman sen önce kendine bak diyeceğimiz bir haber. Ne oluyor? <laughs> Almanya'da Alman ordusu tatbikat yapıyor. Bu tatbikat esnasında iki tane Puma banga, kafa kafaya birbirine geliyor. Trafik kazası yapıyorlar. <laughs> ula oğlum tatbikatta trafik kazası nasıl olur? Olur. Eğer ki Alman diyarıysan anda böyle kazayı yaparsın. Bu haberi bana Almanya'dan Mesut kardeşi ulaştırdı. Selam olsun. Almanya Saksonya bölgesinde tatbikat esnasında Alman ordusu artık ne üçtülerse bir ay mı çok kaçırdılar başka bir şey mi yoksa zaten ne yaptıklarını bilmiyorlar mı? Tatbikatta iki tane Puma Donga zırhlı personel taşıyıcıdır artık zırhlı personel aracı kafa kafaya çarpışıyor ve 10 tane yaralı var. Bir tanesi ağır yaralı. Bölgeye acilen helikopter gönderiliyor. Ambulans helikopter o yaralıyı alıyor. Hop, hastaneye götürüyor. Alman Savunma Bakanı şaşkın. Nasıl olur bu? Biz bunu beklemiyorduk. Alman ordusu nasıl böyle bir hata yapar? <laughs> Ulan siz daha tatbikatta tatbikat yapamıyorsunuz. Demek ki gerçek bir harp ortamında sizi nasıl da öyle hop hop oynatacak? Moskov mu yoksa? Hı? Almanya'nın yeni savunma bakanı çok ama çok endişeliyim açıklaması. Bence de endişeli ol. Almanya'nın Ponçik Pembiş ordusu birbirine girdi. Ama ne girme. Hansların Helgalar'ın diyarında Alman ordusu birbirine girer. Birisi de bizden alabildiğine kaçar. He? <laughs> Kim mi? Ne oluyor? kopmalık bir haber. Zirtakiler diyarından. Bizimkiler yine Yunan sahil güvenlik botunu alabildiğine kovaladı. Alabildiğine dandi, banni, ata ata kovaladı. Aha da arkada fotoğraflar, hareketli cif resimleri. Bizimkiler Ege'de yine Yunan'ı kovaladı ama bu defa bambaşka bir kovalama. Yunan ordusu hemen ta silahları çıkarıyor, Yunan askerleri hazır oluyor falan ama... işin içeriği bambaşka. Ne mi? Sizlere Bilal Feyzi Ali özetle anlatayım. Türk karasularına giren bu Siltaki kafalar karşılarında baktılar ki bir şey geliyor. Ulan ne geliyor derken hoppa. Türk sahil güvenlik botu yardıra yardıra geliyor. Böyle önünü kaldırmış. <laughs> Ulan kaç geliyor. Türkler kaldırmış geliyor. Dercesine geliyor. Ama yok böyle bir gelme. Herhalde bizim bu kaptan sahil güvenlik botunun kaptanı eski tofahçı. Geliyor. Ama geliyor yaklaşıyor. Yunan sahil güvenlik botu da alabildiğine kaçmaya çalışıyor. Ama ne kaçır? Yok böyle bir kaçış. Aklı pırtmışçasına kaçıyorlar. <laughs> Ulan ne gördünüz? Cinimizi gördünüz yoksa başka bir şey mi? Bağıra çağıra kaçan Yunan sahil güvenlik botu ve arkadan yardıra yardıra gelen Türk sahil güvenlik botu bizimkisi öyle bir yaklaşıyor ki. an da bu yavrumuların ödü pohuna karışıyor derler ya aynen o görüntü. Hareketli çift resmi görüyorsunuz. Bizimkisi Türk sahil güvenlik botu adeta botu onların botunun üzerine indirecek. Ama böyle ağzının dibine sokmuş. 3 tane Yunan askeri elinde silah almış. Artık ateş etmeye çalışıyor ama yanında saniyede başladı. Ateş etmek için o silahı kuracak, kafasına miğferi takacak, hücum yeleğini giyecek falan. Yok. Ateş etme 10 saniye sürüyor. Havaya ateş ediyor. Havaya ateş ediyor. Bizimkiler de karşılık olarak onlara havaya ateş ederek karşılık veriyor. Hani Yunanlar son sürat kaçarken oradan da bağırıyor. Gelin gelin Türkler gelin diye. Ulan malafakalar. Bunlar şimdi sevgili dostlar süs köpeği gibi hav 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 yapıyorlar. Uzaktalar ya. Yakına gelince elleri ayakları birbirine karışıyor. Daha bir savaş ortamına girmedik. Daha bir harekat görmediniz. Ulan ne bu korku. Demek ki bunlar sevgili dostlar gerçek bir harp ortamında, savaş ortamında ellerindeki bıraK silahı kurmayı ateş etmeyi ne var ne yok bırakıp kaçacaklar. Ha bizimkiler? Bizimkiler gayet vakur ve gayet net, gayet sakin. Hücum botumuzu, sahil güvenlik botumuzu onların ağzına soktuk. Ardından rahat rahat efendim ateş ediyorlar havaya ne yapalım? Siz ateş edin. Bizimkiler böyle. Relax. Hiçbir sıkıntı yok. Ulan biz kurşuna kafa atan bir milletiz. Sen ne diyorsun? Ey sırtaki. Ey palikaryalar. Kafana miğferi takmışsın. Hücum yele işte kurşun geçirmez yeleği giymişsin ama. Diyorsun ki bana kurşun işlemez. <laughs> Bak arkada sana başka başka fotolar gösteriyorum. Mamleler, mamceler, mamtıpalar, mamsıhalar. Senin için mamsihalar. Daha daha neler var neler. Onlara da hücum yele, onlara da miferdak işlemez canım, işlemez biz. Sirtakilere yüzmeyi, daşnaklara uçmayı öğrettik. Daha bunlara neler öğreteceğiz neler, neler mi? Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Ege Denizi'nde, Adalar Denizi'nde sidalarımızdan da bu görüntüleri yakında göreceğiz inşallah. Askerlerimizi yormaya gerek yok. Sidaları böyle kumandayla <laughs> onların tepesine tepesine gönderecek miyiz? Beklesinler. Kaç çavru Kaç ya da kaçma. Akışına bırak. Vaktini bekle. Akdeniz demişken geçiyorum Kıbrıs. Kıbrıs'taki İngiliz üssüne Amerika gizli üs kurdu. Bir dakika nasıl? Biliyorsunuz sevgili dostlar Kıbrıs'ta iki tane İngiliz üssü bulunmakta. Bu İngiliz üslerinin bir tanesine Amerikalılar o İngiliz üssünün içine ayrıca gizli bir üs Amerikan üssü kuruyor. Burada yaklaşık 130 tane personel barındırıyor. Savaş jetleri, ağır bombardıman uçaklarının buradan kaldırı ve istihbarat uçaklarının İngiliz üslerinde konuşlandırıyor. Yeri geldiğinde kullandığı ortaya çıktı. Ortaya çıkaran kim mi? Bu da ilginç İngiliz basını. Şimdi İngiliz basını bunu uzunca bir süre sonra ortaya çıkarması şu olayı gösteriyor olabilir. Ey Türkiye benimle ilişkileri daha da geliştir. Bak Amerika Kıbrıs'ta da var. Bak Amerika birçok yerde de var. Sen benimle İngiltere ile ilişkilerini geliştir. Orta Doğu'da bizim daha çok sözümüz olsun. Şimdi biliyorsunuz Orta Doğu'da dört bir tarafta bizim gücümüz okunuyor. Bizim gücümüz gözüküyor. İngiltere Avrupa'dan Brexit yaptı ve İngiltere tekrardan Orta Doğu'da yükselmek, özellikle Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de yükselmek için Türkiye ile yakınlaşmaya çalışıyor. Bu tür verilen mesajlar esasen dolu dolu mesajlardır. Türkiye'ye her türlü tehdidi ve Türkiye'ye her türlü açık kapı bırakan bir adım. Diyor ki biz Amerika ile beraberiz yıllardır e zaten biliyoruz. Kıbrıs'ta da Amerikan askerleri vardı, Amerikan jetleri vardı, gizli üssü vardı. Şimdi ben seninle yol almak istiyorum ey Türkiye mi diyor İngiltere yoksa yoksa bambaşka planlar mı kuruyorlar? Amerika bir taraftan Girit'te, o bir taraftan Yunanistan'daki farklı farklı adalarda, diğer taraftan Batı Trakya'da, Dede Ağaç'ta buralarda askeri üsler, dev üsler kuruyor ve şimdi de üstün biri Kıbrıs'ta ortaya çıktı. Johnlerin hedefi tabii ki Türkiye, tabii ki Türkiye'nin Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Ege Denizi'nde, Adalar Denizi'nde ilerleyişini durdurmak. Evet Allah gücünüz yetmeyecek, yetemeyecek. Çünkü hak ile batın savaşında zafer İslam'ındır. Gel Johnny, gel. Gel. Ve Amerika'nın Türkiye'ye karşı attığı adımlar bitmiyor. Amerika, Türkiye'nin gizli silahlarının ortaya çıkması için yeni hamlesi. Bakın, bu çok kritik, bu çok önemli. Amerika Türkiye'nin bilinmeyen gizli silahlarını ortaya çıkarmak için her türlü taklayı atıyor. Kıbrıs'ta üs, gizli üsleri, Girit'te üs, Dedeağaç'ta Batı Trakya'da üs ve şimdi de şimdi Amerika uçak gemisini Yunanistan'ın çağrısı üzerine Ege Denizi'ne, Adalar Denizi'ne gönderiyor. Akdeniz'e gönderiyor. Şimdi Amerika bu uçak gemisiyle Rusya'ya mı saldıracak? Nerede saldıracak? işte Suriye'de ya da farklı bir bölgede. Yoksa 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 Yunanistan'ı kışkırtıp ve Yunan da ha bak Amerika uçak gemisine gönderdi. Amerika benim arkamda deyip bize karşı daha da kafayı yukarıya mı çıkaracak? Girit'te biliyorsunuz Mart ayında Girit'in deniz sularını, kara sularını 12 deniz miline çıkarmaya hazırlanıyor Yunanistan. Buna karşı bir tedbir mi alıyor Amerika'nın güvencesi? Çünkü Türkiye bu bir savaş sebebidir diyor. Açık ve net Kasus bellidir. Savaş sebebidir. Amerika Ege'de suyu iyice ısıtacak ve olası bir çatışma esnasında Türkiye'nin ortaya çıkaracağı savunma gücünü ölçecek. Türkiye'nin ortaya çıkaracağı harekat gücünü ölçecek, savaş gücünü ölçmeye hazırlanıyor ve Türkiye'nin ortaya çıkaracağı bugüne kadar gözükmeyen silahlarını incelemeye alacak. Evet, Johnler her şeye her şey planlıyor olabilir. Türkiye'nin bilinmeyen silahları ve gücünün net bir şekilde görmek istiyor Amerika. Bakın sevgili dostlar. Şimdi bizler bunu bu sivil vatandaş halimizle böyle analiz ediyoruz, öngörüyoruz, bakıyoruz olaylara. Devlet milyon milyon tane olayı analiz ediyor. Türk devleti milyon milyon tane hamleyi, stratejiyi, planlamayı analiz ediyor ve ona göre biz de tedbirimizi alıyoruz. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde, Orta Doğu'da sıkıysa gelin diyoruz. Biz buradayız diyoruz. Türkiye bunu diyorsa mutlaka ama mutlaka öyle silahlarımız var ki bugüne kadar ortaya çıkmayan bu teknolojiler bu silahlar bizim tam böyle tam sağlamlığımız ve tabii ki tabii dost kardeş ülkelerimiz yanımızda. Azerbaycan can kardeş Azerbaycan, Pakistan, Türk dünyası, Somali, Libya, Arnavutluk, Balkanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakın sevgili dostlar olaya küçük pencereden değil büyük pencereden bakın. Önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda çok daha kritik adımlar, hamleler gelebilir. Her an bir kıvılcım çıkarsa bu yavru bunların depesine öyle bir balyozu indireceğiz ki bu Türk balyozu bu onların artık sonun başlangıcı olacaktır. Daha Yunan e demeden ağzının içinden girecek, şişanesinden çıkacak öyle mühimmatlarımız, silahlarımız var ki vakti gelince görecekler. Kolay mı olacak? Kolay olmayacak. Zor olacak. Ama elbet ama elbet kadim Türk Devleti galip gelecektir. Allah bizimledir. Allah inananlarladır. Etrafımız bir ateş çemberi. Etrafımızdaki herkes ama herkes bize karşı dişidi biliyor. Bizler de ona göre gücümüzü arttırıyoruz. Bizler de bizimle beraber yürümek isteyen dost ve kardeş ülkelerle bir ve beraber ileriye daha ileriye diyoruz. Türkiye düşmeyecek. İnşallah ama inşallah geleceğin dünyasında, geleceğin haritasını, geleceğin yeni dünya düzenini biz kuracağız. Türkiye kuracak. Asla masla hüzünlenmeyin. Her daim ümit var olunuz. Gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir, İslam'ındır. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.